Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yıldırım. Bugün sizlerle Mount & Blade Bannerlord oynuyoruz. En son Ortizia şehrinde sizlere veda etmiştik. Bugünkü bölümümüzde de aslında geçen bölüme benzer bir şekilde çapulcu kesip bunlardan elde edeceğimiz ganimetlerle yolumuza bakmaya çalışacağız, ama bu sefer artık yavaş yavaş bu bölümde demirciliğe de girmeye başlayacağız. Demirciliğe girmemizle beraber de artık zenginleşmeye başlayacağız abicim. Yavaş yavaş, yeter. Yeter bu sefil dünyada. Biz de sefil olmayalım, değil mi? Kalradya'yı ihya etmek için çıktığımız bu yollarda... Pardon, tamam. Kaza gelmeyeceğim, dur. Daha çok var o yollara. Şimdi efendim, demirciliği fullemiştik zaten ve 2 adet serbest odak puanım var. Ben bunu ticarete vereceğim. Ticaretimi fullleyeceğim. Ayrı zamanda serbest özellik puanları var buralarda. Buradan dayanıklılığa vereceğim. Neden dayanıklılığa veriyorum? Demirciliğim biraz daha artsın. Öğrenme oranım biraz daha artsın. Dayanıklılığa o yüzden vereceğim. Demirciliğimi fullemeye çalışacağım olabildiğince. Ne kadar hızlı demirciliği öğrenirsek, geliştirirsek bu bizim için çok daha karlı olacaktır. Şu anda 4800 dinarımız var. 133 giderimiz, aylık giderimiz. Pardon, günlük değil mi bu? Her neyse işte, anladınız. Giderimiz işte o kadar. 133. 17 asker bize yeter abi bak. 17 asker olmama rağmen bu adamlar kaçıyor. Neden? Elitist bir birliğiz. Gelin hocam. Ölün. Saldıralım. Buralarda bilerek saldırıyorum. Yoksa saldırmasam da zaten ordu kazanır, ama kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bu kılıç skillerimizi vesaire, okçuluğumuzu falan geliştirmeye çalışıyoruz. Biniciliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da bu çatışmalara girmemiz gerekiyor yani. Her vurduğumuz hedef için bakın beceri puanı alıyoruz yani. Zınk. Evet. Onlar gelecekler zaten her türlü. At şöyle. Çok güzel. Saldır. Ben buradan alacağımı aldım ya. Okçuluğumu geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü okçuluk çok zevkli geliyor bana bu oyunda. Zor ama zevkli. Gerçekten zevkli yani. Sen nereye gidiyorsun la? Ben onu alırım. O kaçamaz bir yere. Kaçamaz. Yedi o. Bir tane daha yiyecek. Ay yemedi. Dur. Hocam kaçmasına izin vermemem lazım ya. Uf, çok kötüyüm. Dur. Hadi vur lan. Helal lan, ama ölmedi lan. Oğlum, adamın sırtına 2 tane ok yerleştirdik. Ananı avradına. Hadi vur şunu. Vur lan. Namus meselesine döndü iş ya. Harbi diyorum, iş namus meselesine döndü. Gerçekten şeref meselesine döndü. Çok kötü abi okçuluğumuz. Ama çok bir şey yok, geliştireceğiz. Zırt diye bir tane yapıştır, tamam. Esir olarak da alabilirdik ama ben onu tercih etmedim. Bir tane esirimiz yine de var. Bunları dediğim gibi geliştirmeyeceğim. Gerek yok geliştirmeye. Şunları alalım. Çabulcu kese Xenon'a geldik. İlla ki karşımıza bir tane daha çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çabulcu. Şurada karaktere gelelim. Yay becerimiz artmış. Ne verelim? Hareket ederken -30 isabet hassasiyet yaptırımı. Bak, hareket ederken diyor. Yani bu bineklerde de çok önemli. Atlı okçuluğa biraz kastığımız için bunu yapacağız.
Aa, çapulcu. 8 tane 8 tanedir. Üzerinden düşecek olan eşyaya bakarım ben. Buna asker gönderiyorum. Bunda skill mikil geliştiremeyiz. Şöyle alalım esirleri. Bunların ganimetlerini de alalım. Oh, maşallah maşallah abi, kolay gelsin size. 1000 tane adam toplamış. Batanya'ya giriyorlar hocam. Şuraya bak. Azalıyor. Ha, savaş saldırıya geçmişler. Arenaya bir bakalım. Turnuvamız yok maalesef. Şöyle ticarete girelim. Bunları hemen satalım. Orada galiba kaliteli bir şeyi de sattık ama hiç geri döndürmeyeceğim, hiç resetlemeyeceğim. Önemli değil o kadar. Şimdi şunları şey yapmıyorum. Şuradan paramızı alıyoruz. Direkt demirciye giriyoruz. Serbest tasarım. Bakın. Serbest tasarımda her zaman çift elli kılıç daha değerli oluyor. Şöyle kilidi açık olanlar diye şey yapalım ki. Heh. Büyük yap, büyük yap, büyük yap. Ha. Ha, malzemelere sahip değilsin diyor. Ben neden eritmeden, arıtmadan şey iş yaptım ki? Bir kereste alalım Seon'dan. Bir ticarete gir. Bir kerestelerimizi... Oo, bedava, bedava, bedava. Aşılsın ya. Ne önemi var? Aşılsın. Şuradan binek de alalım. Katır. Yani. Bence alalım binek. Aa, yok. Şeyde tekrar demirciye bir girelim. Şuradan arıtalım şu kerestelerimizi de. Tık 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 tık. Enerjimiz bitti. Enerjimiz bitti. Biraz bu bölgede bir bekleyelim. Bir süre burada bekle. Oyunun ilk safhaları işte böyle abi. Biraz sıkıcı geçiyor. Yapacak bir şey yok ama sonrasında tak tak tak. Daha iyi uyanır uyanmaz video çektim anasını satayım. Yani o yüzden esniyoruz videoda. Kusura bakmayın gerçekten. Bu benim eşekliğim bir anlamda. Demirciye girelim. Şu anda malzememiz de var. Kömürümüz, odunumuz falan var. Serbest tasarıma gel. Çift elli kılıç de. Şu özellikleri bir fulle. Şuraları açık tut. Şunları da fulle. Allah Allah. Aa oğlum. Yani neden dalgınlık var ha? Harbiden dalgınlık var. Güzel erittik. Biraz bekleyelim. Bir süre burada bekle diyelim. Hayır, malzeme yok. Yani ulan nasıl malzemem yok diye düşünüyorum. Salak. Şey yaptın mı gidip? Ya bu nasıl bir şans ya? Ay sizin. Düşmanım lan sen, ben size. İş koydunuz siz bana. Yani Batanya çok sıkıntıda abi. Her yerini kuşatıyorlar. Burayı da kaybetmişler galiba. Aynen. Burası kuşatmadaydı. Burayı kaybetmişler. Şimdi burayı kaybedecekler. Seon kıymetli bir şehir bu arada. Yani harbiden kıymetli bir şehir. Ne yapacaktım ya? Heh, demirciye gir. Bakalım yeterli bu kadar şeyin. Siparişler değil. Siparişleri ben bilmiyorum yapan var mı ama ben hiç yapmıyorum ya. Siparişleri ben yapmıyorum. Evet, bir tane kılıç yaptık. Erit. Yeni açılan parçayla yap. Evet, erit. Yeni açılan parçayla yapacaksın. Şunla yap. Güzel. Dinlenmelisin diyor. Dinlenelim o zaman. Bir süre burada bekleyelim. Marunat'ta bekleyelim biraz. Ama bir saniye şey var mı burada? Aa, turnuva var bak. Turnuva varsa katılalım. Yani
geçen bölüm ki o felaketten sonra umarız bu felaketi bir daha yaşamayız. Ama bu turnuvalarda ilk etapta çok kazandırıyor. Çok güzel kazandırıyor. Mecburuz bu riski alacağız yani. Kaybetme riskini biz alacağız yani. Oo çok güzel indirdik. Çok güzel. Of. Ne yaptık lan? Adamları yok ettik ha. Helal olsun aga. Turnuvaların şöyle bir güzel yanı da var. Kendini geliştiriyorsun. Yani hani en azından vur lan şunu. Oğlum ya nasıl ya? Vurduk güzel. En azından bir işe yaradığımızı hissettik yani. Şöyle ver bahisi yatır. Her şey kazandığımızda da turnuva kazandığımızda da maalesef çok kötü vuruyorlar abi ya. Ama o bir darbeyi vurduktan sonrası geliyor işte. Ağır kılıç ya. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz yani. Daha doğrusu balta ağır olduğu için, çifteli olduğu için. Güzel, güzel, güzel. Riskli abi, balta bloklayamıyorsun da yani garip bir şekilde vuruyor yani hasar. Savunmamız hani herhalde bir eksiğimiz var o konuda. Yine esniyor. Demek ki uyanır uyanmaz videoda çekmeyecekmişiz. Bunu da anlamış olduk. Çıkalım. Karakter diyelim. Atletizm ve demircilik. Demirciliğe şey 2 birim kereseden 3 birim kömür. Ver. Dövüş hareket hızı. Can puanı. Hareket hızı abi. Hareket hızı gördünüz. Yani haşata çeviriyorlar bizi. Hareketimiz ağır kaldığı için. Ağır hareket ettiğimiz için. Bir yandan da bir ticarete bir girelim. 935 diyor. 888 diyor. Bunu bir takalım. Yani en azından daha güzel bir görüntümüz oldu. Şunu da satarız. Para kazanırız. 888, 6449 dinarımız var. Şu anda burada biraz daha bekle diyoruz. Ben askerleri özellikle şey yapmıyorum. Eksilsin. Önemli değil. Çünkü çıktığımız zaman şuradan 2-3 tane haydut kestiğimiz zaman zaten bu parayı çıkartıyoruz. Bunun hiçbir önemi yok. Ama bak misal. Ben onu misal veriyorum. Kovalayacağım. Bırakmayacağım ben onu. Gitmeyeceksin hocam. Saldıralım. Şunları bir yiyelim. Hem güzel tecrübe puanı kazanmış oluruz kendi adımıza. Hem de iyi bir ganimet elde ederiz. Buradan gelecek olan kılıçları eritiriz. Zırhları, mırhları, başlıkları falan da satarız. Buradan güzel bir para elde etmiş oluruz. Zınk. Hop ya işte bu. İşte bu abi. Attığını vuracaksın. Böyle değil. Hayır. Bunu kabul etmiyorum. Hayır. Bu. İşte bu. Attığını vuracaksın. Bizi. Sanki çok zormuş gibi değil mi? Ulan iğne atsan yere düşmeyecek. Orada. Saldır. Saldır hocam. Kendi adamımı vururum ben şimdi. Hiç o riski almıyorum. Yapıştır hocam. Çok güzel. Vurun kafalarına kafalarına. İndirin abi. İndir 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 indir. Ne oldu he? Ne oldu ha? Poponuzu keseceğim dur. Oğlum ben neyle vuruyorum? Harbiden bak şeyle mi ya? Elimde ne var benim? Kılıç olduğuna eminiz değil mi bunun? Hani bu kılıç değil mi? Yok çünkü ben adamlara kürdanla vuruyormuş gibi hissediyorum çünkü. İşte böyle yere serpilirsin. Vur, indir. Bitti. Asker gönder şu üçüne de. Bitti diyelim. O güzel tutsak geldi. Tam çok güzel. Doldu. Kapasitemiz doldu. Şunları da komplesine al. Maronata geri dön. Burada bir satacağız. Sonra bir de turnuva arayacağız. Bir turnuva yine kovalayacağım. Sat. Güzelce paramıza bakalım. Yani
Turnuvalar şu açıdan önemli. Zaten para harcamamamız gerekiyor bizim. Bu turnuvalardan gelen eşyalar iyi olduğu zaman, iyi eşyalara denk geldiğin zaman, iyi itemlere denk geldiğin zaman, anladınız, zaman iştahı mı? Hani bedavaya item sahibi olmuş oluyorsunuz. Ha, malzememiz yok. Onun için demircide eritmemiz gerekiyor. Erit diyelim. Şunları bir eritelim. Kömürümüz yok. Kömür yapalım. Eritelim tekrardan. Tamam. Enerjimiz kalmadı. Burada bir süre bekleyelim. Yine turnuva kovalayacağım. Şu dinarı en azından 15.000 seviyelerine falan getireceğim. Turnuvalardan, yağmalardan kazandığım parayla. Ondan sonra tamamen zaten demirciliğe yönelmeye başlayacağım ki o noktada zaten kayıt almayı keseceğim. Bir demirciliğe bir abanacağım. Size bir özet geçeceğim o noktada. Ben sadece şu anda biraz aksiyona girdiğimiz için kayıt altına alıyorum ki hani bir bölüm çıksın. Hem kanalımıza video olsun, hem sizinle iyicene kaynaşalım diye böyle bir karar aldım. Ama tabii ki de demircilik kısmına geldiğimiz zaman artık hani o kısımları kayıt altına almayacağım. Tamamen demircilik yaptığımız zamanlarda. Şimdicik hocam, niye buraya girdim ki? Bir Dungeons'a gidelim. Ah, arenaya girip girseydim zaten söylerdi nerede turnuva var, nerede turnuva yok. Neyse varmış. Şansımıza varmış. Oyunda zaten bol bol turnuva oluyor. İlk bölümde ben nasıl denk gelmedim hiç turnuvaya şaşırdım yani. Acaba oyuna yeni başladık diye mi denk gelmedi diye de düşünmedim değil. Yok abi benim okçulukla bir alakam yok. Ya abi gözünü seveyim. Nasıl oluyor bu ya? Ama wow. Ya hey. Hepsi bana saldırıyor. Olmaz ki böyle. Uf. Abi böyle olmaz ama bu ne ya? Abi resmen oyuncu fokus oldu ya. Aa ölmemişim. Vay anasını nasıl oldu lan bu? Benim takımım kazanmadı ki. Takım kazanmadı ama neyse. Ben bilerek yok abi ben okçuluk yapmayacağım. Direkt dal gitsin. Ya oyuncu fokus yapıyor. Şuna bakar mısın? O kadar adamın içinden yine bana vuruyor. Yine bana vuruyor. Oyuncu fokus yapma lan. Roleplay yapamıyoruz ya. Allah Allah. Gel lan buraya. Oğlum sinirimi bozdunuz lan benim. Benim ayarlarımla oynadınız lan. İn lan aşağı. Yat lan aşağı. Ayarlarımızla oyun. Gel gel gel. Sıradaki gelsin. Gel gel gel. Gel. Gel geleceğim varsa kafamı indireceğim de var benim gel. Heh. İşte bu. Lan oğlum az önce ne oldu öyle ya? Abi bir anda tek kaldım la. Herkes öldü bir anda hani bizden. Dörde bir savaştım orada da tamam dedim ha şey yaptık. Bir baktım yine dörde bir kaldım. İnmeme şansım yok ama yani nasıl olduysa tur atladım yani. Garip bir şekilde. Bakayım şu tura bir. 4-4-8. He bir önemi yokmuş. Şu iki takım elendiği için otomatik zaten tur atlamışız. Tamam. Gereksiz kasmışım. O yüzden tur atlıyorum. Yoksa tur atlayamıyormuşuz. Güzel. Ne verdi bana? Bu arada. Bilmiyorum ha. Ne verdiğini hatırlamıyorum. Turnuva. Turnuvanın bana ne verdiğini ben hatırlamıyorum. Aa, şaka gibi. Bakmadın ne verdiğine. Neyse. En azından para kazandık yani. Öyle düşünebiliriz. Şimdi abi çarpanımızı ticarete verdik. Demirciliğe verdik. Şimdi biraz
da yaya çalışacağım. Yani savaşçılık da olsun bizde. Yay çarpanını 5 yapacağım. Okçuluk dediğim gibi seviyorum. Okçuluğu oyunda. Pıt 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 ok ata ata adamları indirmeyi, özellikle okçuluğu çok seviyorum. O yüzden biniciliği de arttıracağım. Biniciliğe de çarpan vermem lazım. Kaliteli atlara binebilmemiz için, hızlı atlara binebilmemiz için gerekecek o bize. Burada var mıdır acaba? Dunklines'ta vardı. Yok. Ben buradan gerçekten ne aldım acaba ya? Öpücük mü verdiler? Ne yaptılar? Allah Allah. Neyse, videodan bakacağım. Harbi diyorum, sizinle öğreneceğim ben de yani. Harbi diyorum. Ya ben diye ayağına girip şey yapmıyorum ki. Sormuyorum ki. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan. En azından şunu, birisini yakalayalım. Birisini yakalayalım. İkisi birden savaşa, neyse, yapacak bir şey yok. La oğlum, ne kovaladım be, hadi ya. Hadi lan, yakala lan şunu, yakala, çıldıracağım. Lan bende at da var yani, at da var. Orduya at aldığımız zaman hızımız artıyor. Saldır. Aa. Aserayla olduğumuz için abi adamları yakalayamıyoruz ki. Adamların kendi memleketi olduğu için buralar bonus alıyorlar. Orman bonusu falan alıyorlar. Bizim bonusumuz çöllerde acı. Bize çölde veriyorlar bonusu. Yapıştır, çok güzel indirdik. Çok güzel indirdik. İşte bu. Tutsakları satmamışım. Satmadığım için zarar ettik yani burada. 5 tane tutsak alabilecekken elimiz sadece ganimetlere kaldı bir anlamda. Şuralara, içerilere doğru bir girelim biraz daha. Yükseltmeme gerek yok dediğim gibi. 16 asker de yeter. Zaten bizim şu anki amacımız belli. Tamamen arenaya bakalım, o turnuva var. Güzel. İmparatorluğun turnuvalarını seviyorum. İmparatorluğun turnuvaları güzel oluyor ama yine kötü bir yanı var, takımlı olması. Tekli turnuvaları daha çok seviyorum. Puçuyo da var. Alalım, bir puçuyo ver bana. Ama şuradan da şunları bir satalım, dengeleyelim şu puçuyonun şeyini, bedavaya getireceğiz. Güzel. 376. Demirciye bir girelim. Eritelim şunları bir. Bakın işte puçuyoyu istememin sebebi işte bu. Bak. İyi çelik veriyor. İyi çelik veriyor. İyi çelik özellikle ileriki aşamada çok çok önemli. Şöyle arıtmaya geldiğimiz zaman da daha çıkmadı. Bir çelik türü daha var burada. İyi çelikten üretiyorsun onu. Onunla 5. seviye şeyleri, yani şunları üretiyoruz. Bak zaten şey yapıyor. Tamasken çeliği. Bak, Tamasken çeliğini iyi çelikten üretiyoruz. Ondan dolayı çok kıymetli Tamasken çeliği. Şey, iyi çelik. İyi çeliği de Pucuyolardan elde ediyoruz. Pucuyoları da şeyden buluyoruz işte. İmparatorluğun şiirlerinden buluyoruz. Gelmişken baktım, buldum şansıma. 4 tane aldım. Stoklayalım yani. Kenarımızda bulunsun madem. Evet. Ha, teke tek güzel. Tamam. Teke tek de iyi.
İşte bu yüzden seviyorum ben imparatorluğun şeyini. Kalkan oluyor ya. Kalkanlı dövüşleri ben daha iyi beceriyorum. Az önce ne güzel teke tek. Hocam cirit ne ya? Cirit ne? Bana ok verseydin ya. Cirit ne ya? Of, en kullanamadığım. Çok kötüyüm ya. Da ok atamıyoruz. Cirit nasıl atalım biz? At şuna, vur şunu. Vuramıyoruz ki abi, körlük var yani. Harbi körlük var yani. Bitti zaten. İyi vurduk en azından. Bir iki tane hasar verdik böyle. Ufak ufak. Öl bakalım. Eferim koçuma. Miska diye birini öldürmüşüz. Şunu bir... Oo, va. Ha, işte bu. Güzel. Gel bakayım, gel, gel. Oğlum bak, bu ismi çok duyacaksınız. Çok duyacaksınız. Tamam mı? Çok duyacaksınız. Ona göre. Ona göre. Hepinize hükmedeceğim ben bugün size. Ona göre. O kılıç sallayanların hiçbirini unutmayacağım bana karşı. Benim yanımda olanları da unutmayacağım. Benim yanımdakileri ihya edeceğim. Sizi de telef edeceğim kardeşim, telef edeceğim. Şimdi şöyle bir bakalım kalkan darbelerine %50 hasar ve daha uzun sersemleme. Kalkan darbesi nasıl veriliyor bilmiyorum. Oyuna böyle mekanik olarak çok hakim değilim. Görüyorsunuz zaten düz oynuyorum oyunu. Ben tek elli silahlara hakimiyet vereceğim burada. Burada arenayı da kazandık. Ticarete de bir gel. Şunu kazandırdı bize. Topuz. Topuzu kullansam mı, eritsem mi? Kullansam ben de kullanayım ya. Kullan, bunu erit. Demir filsayı erit. Demirciye gir. Evet, erittik ve şimdilik videoyu sonlandıralım. Değerli arkadaşlar, ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki kanalımı beğendiyseniz, abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, aşağıda yorumlarda tavsiyelerinizi, görüşlerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeni bir kanalız ve sizlerin desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var. Hep birlikte büyüyeceğiz. Hep birlikte eğleneceğiz. Bunun için bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Aşağıdaki yorumlara yapıcı eleştiriler yaptığınız müddetçe hiçbir şekilde engelleme ile karşılaşmayacağınızı belirteyim. Çünkü hani sonuç itibariyle eksiklerimiz olabilir, kusurlarımız olabilir, illaki vardır. Ben de zaten videoları çektikten sonra baktığım zaman bazı kusurlarımı görüyorum ve onları gidermeye çalışıyorum. Ama göremediğim kusurlarım varsa eğer ki bunları sizler belirteceğiniz için, aa bak benim burada şöyle bir kusurum varmış. O zaman bunun üzerinde durayım ben. Bunu geliştireyim. İyi olduğum şeyleri de daha iyi noktaya getirmeye çalışayım gibi fikirlere sahip olabilirim. Yani kendimi geliştirmek adına sizin eleştirileriniz de çok önemli. Olumlu yöndeki eleştirileriniz önemli. Neden olumlu yöndeki diyorum? Bir insanın kötü bir özelliğini, bak kardeşim burada kötüsün, bunu geliştirmen lazım dersen bu yapıcı bir eleştiri olur. Ama eğer ki bir insana hakaret edersen, onu zorbalarsan bu olmaz. Bu eleştiri de değildir aslında. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fazla lafı uzatmayayım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.